Selam millet, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Rick Grimes ve Mishon'un dizisiyle ilgili sızdırılan çok önemli yeni görüntüler söz konusu. Özellikle de bu görüntüler Rick Grimes ve Jadis arasında geçen sahneleri ilgilendiriyor. Muhtemelen Rick Grimes burada bir kaçış planı açıklıyor Jadis'a. Hepsini hadi hep beraber bu videoda konuşalım. Eğer ki sizler de sızdırılmış yeni görüntülerden haberdar olmak ve yorumlamalarımı dinlemek istiyorsanız kanalımda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerle pek çok yayınlayacak olduğum yeni içerikler var ve bütün bu hepsini sizlerle yavaş yavaş konuşmaya devam ediyoruz. Sızdırılan yeni görüntüler var demiş. Rick ve Mishon'un yer aldığı bu diziye dair yeni görüntüler yine sağlandı. Bütün bu görüntüleri sağlayan kanal The Walking Dead Universe Filming isimli bir hesap. İlk olarak sizlerle Mishon'la başlamak istiyorum. Rick'le aynı kıyafeti giydiği bir güne ait yeni görüntüler söz konusu. Yüksek kalitede bir profesyonel görüntüyü burada görebiliyoruz. Bu onun CRM'e diğer üyelerle birlikte muhtemelen işçi olarak sızmış olabilme ihtimalini arttırıyor diyebilirim. Mishon'un eldivenleriyle CRM çalışanları tarafından kullanılan eldivenler arasındaki benzerlikten de anlaşılacağı üzere Mishon'un bir arındırma bölgesinde çalışıyor olması ihtimali yüksek. Ayrıca Walking Dead Universe sayfası The Imposter tarafından Mishon'un hikayesiyle ilgili çok önemli bir yeni ayrıntı da ortaya çıkarmış. Mishon'un bir sanat ve el sanatları mağazasının önünde kendi çizimi olan bir cep telefonu bulduğu sahneden bir görüntü yakalamışlar. Bu mağaza sanat yaratmak için işlevsel olmayan elektronik aletleri kullanılmasıyla biliniyormuş ve muhtemelen Rick Mishon'un çiziminin bulunduğu telefonu da buradan almış. Bu yeni bilgi Mishon'un Rick'i bulması için telefonu kasıtlı olarak geride bıraktığını, aralarındaki bağı sağlamlaştırdığını ve gelecek için umut verdiğini gösteriyor olabilir. Daha fazla ayrıntı ve görüntü ortaya çıkmaya devam ettikçe zaten bütün bu sızıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Mishon'un çizim tarzını tanıması, hatta başkalarına göstermek için alması kuvvetle muhtemelmiş burada. İlk etapta merkezde olması nedeni de bu olabilirmiş. Cep telefonu yanında cebinde olabilir ve CRM'e sızarken merkezdeki birinin sanat sattığını öğrenebilirmiş. Daha sonrasında da bir iş arkadaşına sanat eserleri hakkında soru sorabilir ve o da onu sanat eserlerinin satıldığı şehir merkezi yönlendirerek daha fazla araştırma yapmasını sağlayabilirmiş. Hikayenin bu noktasında muhtemelen 3. bölümde Mishon Rick'in nerede olduğunu araştırmaya devam ederken gözükecek. Diğer videolarımda da sizlere bahsetmiş olduğum gibi askeri bir kampta çalışırken Rick'i uzaktan görme ihtimali yüksek. Bununla birlikte daha fazla ayrıntı öğrenmeye ve çizimin arkasındaki kişiyi kim olduğunu öğrenmeye çalışan bir Mishon göreceğiz. Şimdi Rick'in kendisiyle ilgili sızdırılan yeni görüntülere bakalım. Bu sahnede Rick'i yürürken göreceğiz, bir şeyler anlatmaya çalışırken göreceğiz ama muhtemelen burada bir anlaşmazlık veya tartışma olacak gibi gözüküyor. Bu sahnelerle ilgili bu sahnelerin çekimlerin tamamını gösteren 3 yeni video varmış. Rick ve Jadis merkezde buluşurken görülmüş. Jadis ona etrafı gezdirirken buranın faydalarını tartışıyor gibi bir hali varmış. Bu sahnenin Rick'in yaralarının iyileşmesinden kısa bir süre sonra çekilmiş olması ihtimali çok yüksek. Ama Rick'in merkezden çeşitli yönlerini sorgulamaya başlaması ve muhtemelen de kafasında şekillenmekte olan kaçış planı fikrini ortaya atmasıyla konuşmanın tarzı değişmiş. Jadis geleceğe ve gruba nasıl katkıda bulunabileceğine odaklanarak Rick'i merkezde kalmanın önemi konusunda ikna etmeye çalışmış ama Rick giderek daha asi ve öfkeli bir hale gelmiş. Başka bir videoda ise Rick muhtemelen kötü davranışları nedeniyle Jadis'e karşı agresif bir tutum sergiliyor. Konuşmaya devam ettiklerinde Rick grup hakkında daha fazla şey öğrenmekle ilgilenmeyecekmiş gibi gözüküyormuş ve bütün bu topluluk yerine ailesine geri dönmeye odaklanacakmış. Ayrıca Jadis'in kaçış planında kendisine yardımcı olup olmayacağını da belirlemeye çalışıyor olabilir. Bu kaçış bu sahneden bir süre sonra gerçekleşebilir ve Rick'in öfkesi Jadis'in CRM'e olan bağlılığından ve kendisine yardım etmek konusundaki isteksizliğinden duyduğu hayal kırıklığından kaynaklanıyor olabilir. Genel olarak sızdırılan bu sahneler karakterlerin gerçekten motivasyonlarına dair bakış açılarını sunmakta. Bir tarafta CRM içerisinde yükselmeye çalışan bir Jadis görürken diğer tarafta ise Rick'in oradan kurtulup ailesine geri dönme özlemini içeren bir bakış açısını ele alacaklar. Bu konuşma bir süre daha devam edecekmiş ve sonunda Rick Jadis'le konuşmaktan vazgeçip bakışlarını başka yöne çevirecek ve yeteri kadar dinlediğini belirtecek ve ondan uzaklaşacakmış. Jadis de kendini açıklamaya çalışarak onu takip edecekmiş. Rick'in bu sahnedeki davranışları oldukça şüphe uyandırıcıymış bu arada. Çünkü konuşmalarına kulak misafiri olan birinden endişeleniyormuş gibi bir hali varmış. Sürekli yana bakmaktaymış. Bütün bu sahnelere baktığımızda Rick'in CRM'e gelmesinde rol oynadığı düşünülen Jadis'in kaçış planı için ona yardım etmeyeceğini anlayabiliriz. Rick ailesinin yanına dönmek konusunda ısrarcı olsa da Jadis bu toplulukta Rick üzerinden bir prim yaptığı için iyi bir imaj çizmesine ve topluluğa Rick'in faydalı olmasını sağlamaya çalışmasıyla karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü Rick'in topluluk içerisindeki bütün o iyi halleri, davranışları Jadis'in rütbe yükselmesinde önemli bir anlam ifade ediyor. Bu yüzden de Jadis Rick'in o kaçış planına karşı çıkacağının önemli bir nedeni diyebiliriz. Bu görüntüleri gören hayranlar tarafından ortaya atılan yeni bir teori söz konusu. Bildiğiniz üzere Walking Dead'in o final bölümünden sonra gelen after credits sahnesinde Jadis her ne kadar bu sahnede gözükmese de Rick helikopter tarafından yakalanmıştı. Philadelphia'dan
fazla uzaklaşamadan yakalandığı konusunda hepimiz hemfikir olduğunu düşünüyorum. Belki de burada bizim görmüş olduğumuz sahnedeki çekimlerin ardından Rick kaçmaya karar verecek ama Jadis'in bir şekilde ispiyonlaması sonucu Rick yakalanacak olabilir. Bu teori gerçekten mantıklı geldi kulağım. Çünkü açıkça Jadis burada onun kaçmasını istemiyormuş gibi bir hali vardı. Çünkü onu o gruba getiren kişi Jadis'i ve Rick'in yapacakları bütün davranışlardan Jadis'in sorumlu olacağını tahmin edebilirsiniz. Hem iyi anlamda hem de kötü anlamda. Daha sonrasında da zaten bizler Jadis aslında World Beyond'da yüksek rütbede bir pozisyonda görmüştük. Bunun sebebi belki Rick'i gruba getirdikten sonra onun kaçmasını engelleyerek pozisyon aldığını görebiliriz veya belki de Rick'i bir şekilde burada yakalattıktan sonra onu bir şekilde ikna ederek Sierra askeri olarak hizmet etmesinin sonucunda bir yüksek pozisyon aldığını tahmin ediyoruz. Tabii ki şimdilik bunlar tamamen bir tahmin, bu konuda alabildiğimiz net bir detay veya görüntü olmadığı için bir şey söylemek yanlış olur. Özellikle de Jadis'in Rick'i nasıl Sierra askeri olmaya ikna edeceğini gerçekten merak ediyorum. Daha fazla sızıntı ve bilgi ortaya çıktıkça zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Gerçekten ilginç görüntüler. Jadis'in CRM içerisindeki o yükselişinin sebebi acaba Rick'in helikopter tarafından yakalanmasındaki bir rol oynaması mı, yoksa daha sonrasında yakalandıktan sonra bile bir şekilde Rick'i asker olmaya ikna etmesiyle mi ilgili olacak, bilmiyorum. Bunların hepsini göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yakalayabildiğimiz bütün yeni içerikler ve detaylar bu şekildeydi. Sizlerle yeni yeni paylaşacağım çok fazla video var ve bütün bunlardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.